İyi Parti grubu adına son söz Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'dadır. Buyurun Sayın Erozan, süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan. Konunun özüne girmeden önce Dışişleri Bakanlığı'nın cefakar, devlete vefakar ve cesur memurlarını selamlayarak sözlerime başlamak isterim. Devletin temel kurumlarından biri olan Dışişleri Bakanlığımızın memurlarının mesleki tanımlarını yapmak zordur. Aslında bu bir meslek de değildir. Gecesi gündüzü yoktur. Bir yaşam tarzıdır. Bazen görev yapılan yerler cepheden farksızdır. Savaşın ortasında görev yapmak veya terörist hedefi olmak riskleri vardır. Şehitlerimizin sayısı onlarca ifade edilebilir. Dışişleri Bakanlığı memuru olmak cesaret ister. Bu cesaret sadece çalışan memuru için değil, eşi ve çocukları için de geçerlidir. Bu fedakarlıkların karşılığında yaklaşık 40 yıllık bir hizmetten sonra bir gün gelir ve emeklilik kapınızı çalar. Hüzünlüydü benim zamanımda o ayrılıklar. Hüzünlüydü diyorum dili geçmiş olarak. Bugün ise emeklilik yaşına gelen pek çok büyükelçi 40 yıllık hizmet ettiği bir kurumdan çok şükür kurtuldum diye ayrılmaktadır. Niye diye düşünmek lazım. İzin verin de açayım kara kaplıyı ve bugünlerde yaşanan o coşkulu ayrılışların nedenlerine eğileyim. 2002 yılının sonundan itibaren Türkiye'nin dış politikasında eksen kayması olarak nitelendirilebilecek bir evrim meydana gelmiş. Bu evrim 2009 tarihinden itibaren sözde bir devrime dönüşmüştür. Bu sözde devrimin özünde popülist bir yaklaşımla dinin ve mezhepsel temaların dış politika araçları haline getirilmesi yatmaktadır. Türkiye'nin diğer devletlerle, uluslararası kuruluşlarla iletişiminde diplomasisinin geleneksel yöntem ve kanallarının yerini kamuoyumuzun önünde ifade edilen ey ünlemli meydan okumalar almıştır. Ülkenin bekası adeta birilerinin kişisel bekaları ile özdeşleştirilmiştir. Kapalı kapılar arkasında kimlere ey denilebilmiş olduğu ise meçhuldür. Bu durum dış politikamızda savrulmalara yol açmıştır. İç politikada izlenen politikaların bir yansıması olarak gündeme gelen bu durum sonucunda Türkiye iç ve dış tehditleri açık hale gelmiştir. Orta Doğu'da herkesin Sünni olmadığı unutularak coğrafyamızda oluşturulan akılcı olmaktan uzak mezhepçi denklemlerle bölge ülkeleriyle ilişkilerimizde yanlış tercihler yapılmıştır. Dış ilişkilerimizde ülkemizin ve devletimizin öz çıkarlarına ve milli güvenliğimize uygun düşen bir politika değil, bir partinin iktidar çıkarları ve hedeflerini gözeten bir politika izlenmiştir. İç politika gündemini değiştirme maksadıyla dış politikada gündem yaratılmıştır. Büyük Atatürk'ün veciz ifadesi olan yurtta sur, cihanda sur düsturu 10 yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının pusulası olmuşken, komşularla sıfır sorun gibi hayali hedefler yaratılmış, buna mukabil uygulanan politikalarla dostlarımız ve komşularımız sıfırlanmıştır. Stratejik derinlikle yola çıkanlar sadece kendilerini değil, ülkeyi bir stratejik kara deliğe sürüklemişlerdir. Bu durumu bir başarı öyküsüne çevirmek üzere değerli yalnızlık tanımlaması da yapılmıştır. Denizi çıkışı olan bağımsız bir Kürt devleti meydana getirmek maksadıyla Türkiye'nin güney hudutlarına bitişik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e ulaşan bir toprak şehrine PKK, PYD, YPG unsurlarının yerleştirilmesi planı birilerince uygulamaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı 22 Ocak 2018 tarihinde Ankara Sanayi Odası'nın 54. yıl ödül törenlerinde yaptığı konuşmada meselenin Kürt koridoru olmadığını da ifade etmek suretiyle sınırlarımızın ötesindeki müstakbel siyasi oluşuma değil, terör koridoruna muhalefet olduğunu açıklamıştır. Fırat'ın doğusuna ilişkin politika ise söylemlerden öteye gidememiştir. Sayın Cumhurbaşkanı 12 Aralık günü savunma sanayi konusunda yaptığı konuşmada Amerikalılara hitap ederek ne yaptığınızın farkında mısınız sorusunu yöneltmiştir. Trump ise büyük ihtimalle it ürür, kervan yürür yaklaşımıyla ve yeni müttefikleriyle yola devam etmektedir. Birisi bir kez daha bizi aldattılar demek istemiyorsa artık uyanıp Suriye konusuyla ilgili olarak izlenen politikalarda bir yere varılamayacağı noktasına hareketle bu güzergahta ABD ile artık yürümekten vazgeçilmesinin zamanı gelmiştir. Membiş'teki sözde devriyenin de bir anlamı kalmamış olup adeta Türk Silahlı Kuvvetleri PYD-YPG'nin konuşlandığı kent merkezinden uzak tutulmakta ve arazide ancak tenezzüh devriyesi yapabilmektedir. İdlib ise gordiyon düğümü konumundadır. Suriye'deki gelişmelerin yan ürünü olarak yurdumuza sığınmış 4 milyona yakın Suriyeli bir saatli bombaya dönüşmüştür. Bu saatli bombanın yaratacağı demografik, toplumsal ve kültürel çıkmazlardan kurtulmalı yolu ise Suriye sorununun çözümü için Esad da olur, Esed de olur, kim olursa olsun onunla konuşmak ve bir an önce bu insanların yurtlarına dönüşlerini kolaylaştıracak koşulları yaratmaktır.
Yoksa bu sorunun bazılarınca Kürt sorunu olarak tanımlanan başka bir meseleden daha da ağır sonuçları olacaktır. Günümüzde Türkiye hangi ülkeyle dosttur, hangisiyle düşmandır, hangisiyle mesafeli ilişkiler sürdürmektedir belli değildir. Devletimiz uluslararası planda güvenilir bir aktör olmaktan çıkmış, hesabı karıştırmış, pusulayı şaşırmış. İç politikadaki çılgın projelerin dış politikamızdaki örnekleriyle ülkemizin dost ve müttefiklerimiz nezdindeki güvenilirlik vasfı ağır yaralar almıştır. Başkalarının iç işlerine karışılmaması, iç işlerimize karışılmamasının güvencesi iken komşunun camına taş atmaktan geri kalınmamıştır. Asırlardır sıcak denizlere erişmek arayışında olan kuzey komşumuz Rusya, güney komşumuz olmuş. Keza iktidar dama taşı oynarken üç boyutlu satranç oynama becerisiyle doğu komşumuz İran güneyimize yerleşmiş ve Lübnan üzerinden Akdeniz'e erişmiştir. Enerji alanında Rusya ile yürüten çalışmaların bizi getirdiği durum ise işler acısıdır. Bir başarı öyküsü olarak yansıtılan Türk Akım Projesi teknik açıdan anlamlı olsa bile doğal gaz açısından Rusya'ya olan bağımlılığımızı daha da arttırmıştır. Akkuyu nükleer santraline hiç girmeyeyim. Batıya, Avrupa Birliği'ne bakacak olursak, biz AB'yi sadece bir ekonomik oluşum değil, demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü ve benzeri ilkeleri de kapsayan bir toplumsal normlar manzumesi olarak görmekteyiz. Tam üyelik perspektifinde uzun ince bir yolda gece gündüz 10 yıllarca giderken, ülkemizin içine düşürüldüğü demokrasiden, insan haklarından, hür basından yoksun tablo karşısında Avrupa Birliği adeta bize kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz demektedir. Avrupa Birliği üyeliğine yolumuz üzerindeki asıl meselenin iktisadi değil, ağırlıklı olarak siyasi olduğu açıktır. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı bu yaz aylarında kendi büyükelçiliğiyle yaptığı bir toplantıda Türkiye'nin önemini vurgulamakla birlikte durumu çok iyi özetleyen bir cümle sarf etmiştir. Tabii ki Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek isteriz. Ama Erdoğan'ın Türkiye'si maalesef artık Atatürk'ün Türkiye'si değildir. Daha ne desin adam? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç yıl önce Moskova'da Putin ile görüşürken Türkiye'yi Şangay Beşlisi'ne alın da bizi şu AB'den kurtarın şeklinde ifadesi ise değindiğim savrulmalarına başka bir örnektir. Bu ifadeler batılı çevrelerde Türkiye'nin batıdan uzaklaşma niyetinin ifadesi olarak değerlendirilmiştir. Kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi ve OECD gibi uluslararası örgütlere üye olmayıp da üyelik için bugün müracaat etmiş olsaydık, yine hem siyasi hem de ekonomik kriterler temelinde bizi üyeliğe almazlardı. Zaten Kopenhag kriterlerinin gerisine düşmüş ve Avrupa Konseyi'nin gözetimi altına alınmış oluşumuz da bunun somut bir örneğidir. İktidarın çakma ve korsan veriler temelinde yansıttığı ekonomik tablo ise Sovyetler Birliği'ni anımsatmaktadır. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra Rusya Federasyonu'nun ilk Dışişleri Bakanı olan Andrei Kozyrev 1992 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve dönemin Başbakanı rahmetli Süleyman Demirel'e bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Sohbet sırasında Kozyrev bir soru yöneltmiştir Başbakan'a. Sayın Başbakan, Sovyetler Birliği hangi alanda en güçlü ülke konumundaydı biliyor musunuz? Rahmetli Demirel sinirinde soruya yanıt ararken Kozyrev müdahale edip sizi yormayayım ben size yanıt vereyim demiştir. En güçlü olduğumuz alan istatistikti. Keşke damat bey burada olsaydı o da dinleseydi. Bu alanda o kadar güçlüydük ki hem halkımızı hem kendimizi yani politbüroyu hem de sizi batılı ülkeleri aldattık. Netice itibariyle Kozyrev sanal başarı öykülerinin temelindeki sırrı ve SSCB'nin çöküş nedenlerinden birini itiraf etmekteydi. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah başkalarının hatalarından ders alınır. Günümüzde Kıbrıs meselesi milli dava olmaktan çıkarılmış ve bir sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Adadaki siyasi çözümsüzlüğün sonuçlarının faturası Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk halkına ödettirilemez. Bu hakkaniyete, tarafsız bir siyaset ve diplomasi anlayışına uygun değildir. Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğünün Türkiye'nin AB sürecinin işletilmesine engel olarak görülmesi ayrı bir muammadır. Tabii ki adadaki tarafların uzlaşarak bir çözüm üretmelerine destek vermekteyiz. Ancak bu uzlaşının garantörlük statümüze halel getirmemesi çok önem taşıyacaktır. FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı içine çöreklenmesine imkan verilmesi ise dış politikamızda ayrı bir travma yaratmıştır. 2009 yılından itibaren sınav sistemi değiştirilerek test sınavı kaldıracıyla her sene mutaden 30 memurun alındığı bakanlığa her yıl 100 memur alınmış ve sonunda 15 Temmuz darbe teşebbüsü ertesinde 600'e aşkın kariyer memuru bakanlıktan uzaklaştırılmıştır. Bu sayı bakanlığın kariyer personelinin %23'üne tekabül etmektedir. Hiçbir devlet kurumunda bunun bir benzeri FETÖ yoğunlaşması yoktur. Bakanlıktan uzaklaştırılanların hemen hemen tamamı 2009 yılından sonra bakanlığa alınmışlardır. Dolayısıyla FETÖ'nün siyasi ve ekonomik ayağının araştırılması önerilmesi reddediliyor olsa bile biz size FETÖ'nün ayağının nerede bulunacağı konusunda yeterli ipucu vermekteyiz.
Başka bir örnek vereyim. Üç tane harita alalım. Bunlardan birinin üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin son 10 yıl içinde açtığı yeni büyük ölçekleri işaretleyelim. Bir haritanın diğer haritanın üstüne yine Türk Hava Yolları'nın son 10 yıl içinde hizmete soktuğu yeni uluslararası seferleri işleyelim. Bir üçüncü haritanın üzerine FETÖ okullarının bulunduğu şehirleri işaretleyelim. Sonra bir üç haritayı üst üste koyun. Ne kadar çok noktanın örtüştüğünü görerek şaşıracaksınız. FETÖ'nün... Buyurun Sayın Erozan, sözlerinizi tamamlayın. Bir dakika daha süre tanıyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı mı dediniz? Kısacası düşmanı sadece dışarıda aramayalım lütfen. Sayıları giderek artmakta olan neomonşaller yetmiyormuş gibi, şimdi de aksi sabit oluncaya kadar kazanılmış hak olarak büyükelçi sıfatı ulufe gibi dağıtılmaya çalışılmaktadır. Neomonşaller konusu başka bir nedenle de önem taşımaktadır. Zira bu kategorideki büyükelçiler bulundukları ülke ile ikili ilişkilerimizdeki sorunları biat kültüründen dolayı kendilerini atayan makama yansıtmaktan imtina edecekler. Dolayısıyla neomonşallerin görev yaptığı ülkelerle ilişkilerimiz bu ülkelerin Ankara'daki büyükelçiler üzerinden yürütülmeye başlanacaktır. Diplomasi kültürü ve uygulamalarından yoksun olan neomonşaller ise giderek daha da işlevsizleşeceklerdir. Sadece eleştirmekle kalmayıp izin verirseniz iktidara geldiğimizde neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımızı da anlatmak isteriz. Türkiye dünyasındaki gelişmeleri, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını izninizle 19 Aralık günü bütçenin başka bir kalemi hakkında söz aldığımda dile getireceğim. Bizi izlemeye devam ediniz. Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Teşekkürler Sayın Erozan.